Makyaj lekelerini çıkaralım lütfen. Yalnız çok çok acil. Yemeğim var, gitmem lazım. Ocakta? Yok, o kadar çabuk olmaz ama. Ay hayır, ocakta yemeğim yok tabii ki. Ev hanımı tipi mi var bende? Yarın bir akşam yemeği daveti, öbür gün de defile var. Oralarda giyeceğim. Tamam, yarın akşam üzeri gelin alın. Hızlısın. Yarın görüşürüz. Ne kıvırıyorsun Atalya? Gel bakayım buraya. Kız vallahi o kocaman cüsseli böyle tırtım kertenkele gibi içeri kaçmıyor mu? Bir neşemi buluyorum ki. Günde 3-5 yapıyorum böyle buna. Anladım. İyi günler. Nereye ya? Ne güzel muhabbet ediyorduk. Yok, kardeşimin dişi ağrıyor da. Yumurta gibi çocuk kıyamam. Sen onu gönder bana, ben çekerim onun dişini. Nur Hayat, bu değil, bu değil, bu iş değil. Beni anlamıyorsunuz. Daha farklı bir şey istiyorum diye diye AVM'lerden başladık. Galata'dan çıktık, buralara kadar bütün butikleri dolaştık. Ne arıyorsun sen Nur Hayat, ha? İnsan derisine yapılmış elbise mi arıyorsun? Nedir yani? Ya drama kraliçesi olma abim, bir dur ya. Önce burada işimiz bitsin, daha Nişantaşı'na gidip orayı da hallaç pamuğu gibi açacağız. Çünkü benim önce bugün ne giysem de ardından defede giyecek orijinal tasarımlara ihtiyacım var. Ya senin bir kadın arkadaşın yok mu? Onunla çıksana alışverişe. Vardı, görüştürmüyorsunuz ki. Gülsün ablam yok, anlamıyorum ne şık ne değil. O olsa onun bezleri eliyordum, geri kalanı alıyordum, iş bitiyordu. Allah'ım sana geliyorum. Ben artık oraya gelmeyeceğim. Benim ayaklarımın altı su topladı. Kardeş, bana bu ruhsat. Yok hanımefendi, müşterinin elbisesi o. Ya bir yakından görmem mümkün mü acaba rica etsem? Allah'ım, elbise bana bakıyor, ben elbiseye bakıyorum. O benden gözünü alamıyor, ben ondan gözümü alamıyorum. Sanırsın ilk görüşte aşk. Ya markası ne acaba bunun? Naylonu çıkartabilir misin rica etsem canım? Her şeyin bir fiyatı vardır. Kaça veriyorsun bunu? Satılık değil hanımefendi. Sana helalinden 1 lira vereyim. Olmaz efendim. 2000. Ya alabilir miyim elbiseyi? Ütüsü bozulmasın. Son teklif 3000 vereyim, alayım gideyim. Ya verir misiniz ya? Ya götürmesene, bakıyorsun ya... ipe. Zaten ipek değilmiş bu ya, satenmiş. Hiç sevmem, çabuk buruşur. İyi günler. Bu ne demek ya? Ne bağırıyorsun ya? Al sana temizleme parası. Ne yaya gören çıktı sen de ya? Bir de bana drama kraliçe istiyorsun. Millet manyak. Mesai saatleri 9:17. Saat 5'i 2 geçiyor, insaf ya. Ay Greenwich bile bu kadar dakik değil, oha. Ya elbisem. Alo, iyi günler. Alo, Çilingir'i aradım değil mi? Sevgilimle birlikte yaşıyordum. Bana sen nasıl kuru temizlemecisin? Sen kuru falan değilsin. Kilo aldın bayağı, öküz gibi oldun dedi. Birbirimize girdik. Bana şiddet uyguladı. Bir haftadır arkadaşımda kalıyorum. Psikoloğa gideceğim. Kafam çok dağınık. O yüzden kaybettim anahtarı. Bu kadar detaylı anlatmanıza gerek yok hanımefendi. Kilidinizi değiştirdim. Buyurun, bu da yeni anahtarınız. Mersi. Yalnız ben size bir şey soracağım. Evet. Yün paltodan çay lekesi çıkar mı? Çıkarırız. Hiç problem değil. Siz getirin, çıkarırız. Çok kolay. Yalnız her kapıyı açan bir mesleğiniz var. Çilingir sofrasına neden çilingir sofrası deniyor? Hepiniz rakıcı mısınız? Ama daha önce duyduğunuz şakalar, anladım. Teşekkürler. Emeğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Siz ne biçim iş yapıyorsunuz ya? Hani dün akşam benim elbisem hazır olacaktı? Hanımefendi kusura bakmayın. Şu anda polisiye bir olay var.
Kapıyı açamıyoruz. Ben çilingir çağırıp kilidi değiştirdim de ondan. Buyurun yeni anahtarınız. Efendim? Bir daha söyleyin hanımefendi. Bana dün elbisemin hazır olacağı söyleniyor. Ben saat 2:05 buraya geliyorum ama kapı duvar. E tabii ben de çaresiz kalıp çilingir çağırıp kapıyı açtırıyorum. Fakat ara tara elbise yok. Rahatlığınıza sağlık. Şimdi bu durumda söyler misiniz bana kim suçlu, kim suçsuz? İsterseniz merkeze gidelim, komiserim karar versin. Bizi almaya mı geldin? Yok. Kuru temizlemecinin dükkanını çilingirle açtırıp girdim. Hey! Birinci sınıf manyaksın ya. Abinin bunun akli dengesi yok. Dolayısıyla ceza ehliyeti de yok. Bunu direkt serbest bırakın. Evet! Sus be! Akıl hastalığı varsa savcı serbest bırakır zaten. Hadi ya. Evet. Aslında çok dengeli sayılmam. Her sanatçı biraz deli değil midir zaten? Kimi kendi kulağını keser, kimi çilingirle dükkan açtırır. Afiyet olsun. Bak gördün mü? Bak yersiz yersiz konuşuyorum ve benim kafam gidik. Uzayım mı ben? Ya saat 5:05 var. Gidip elbisemi kuru temizlemeciden almam lazım. Defileye gideceğim. Kusura bakma ama nezleyim ve burnum kırmızı çıkıyor. Ayrıca zaten tecavüze uğradığını öğrendiğim anı iyi oynamam lazım. Lütfen beni acele ettirme. O adam senin elbiselerini hala nasıl temizliyor ya? Oyuncu olduğumu söyledim. Karısı diziyi seviyormuş. Bir gün sette misafir edeceğim. Davacı olmadı vesaire vesaire. Ay hadi! Ah! Hayır. Burnum hala kıpkırmızı. Böyle oynayamam. O zaman makyaj silip bir daha yapamam. Hemen. Hocam! Tanrı aşkına bu sahneyi yarın çekelim. Emir'in burnu kırmızı çıkıyormuş. Yalvarıyorum size. Okey. Hayır! Ana! Saat 5:02 var! Aç! Beni tutuklayamazsınız. Akli dengem yerinde değil. O zaman da söylemiştim. Yok, inandım. Açıl Hanım'ın elbisesi. Ha. Erken kapattık da bizzat getirdim. Anladım. Sağ olun. Ne kadar borcumuz? Ha, yok. Davacı da olmayacağım. Tek bir şey istiyorum. Bir daha benim dükkanıma gelmesin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.